Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep beraber dinleyelim. Tabii ki de uyan sizin uymayan evrenin olsun enerjisiyle. Neyse halimiz o çıksın falımız dedikten sonra gördüğümü sizlere yansıtacağım. E, şurada bir güneş vardır. E, bu bir güneş, bu bir kısmet, bu bir sıçramaydı. Özellikle evlilik ve aşk hayatınızla alakalı kısma sıçradığı için ben tabağımı enerjisi bozulmamak adına böyle kapattım. Bunu da baştan söyleyeyim. Ama zaten diyor ki sen e, ciddi anlamda. Nazarlısın, nazar var sende diyor. Yani burası inanılmaz bir nazar durumu. Şöyle beraber göz atalım felakla sinşura. İşte bir el ayak boşalması, sinir boşalması, işte birden böyle bir baş ağrısı, bir. ağırlık ve esneme falan gibi durumları olan arkadaşlarımız çok söyleyeyim. 3 ay S'yi ve 3'ü görüyor musunuz? 3 ve S. Vesaire diyor ya. TS3 var. VTS arkadaşlar. Allah Allah. Bu harflerdeki birileri var tabii ki. Şimdi bakacağız oraya. O burası zaten çok net. Evet, 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 evet arkadaşlar. Şimdi ben size gördüğümü aktaracağım. Yarım ağız var net. İki kol olmuşsunuz zaten şurada çok net. İkisi de kollarınız bir yere aileye bağlı bir insan yapınız var ama burnu çıkık, e, sivri bir kişinin dudakları böyle tombul tombul bir kadın yüzü bu. Evet şimdi başlayayım ben en iyisi başladım çünkü görmeye şimdi bölük bölçük oldu. Yani S harfi oldu burada kesinlikle kişi kafa kafaya vermişsiniz genel anlamda. İçim huzursuz aman Allah'ım neden böyleyim dediğiniz bir süreç varmış gibi. Çatışmalar yaşatır, iç sıkıntısı yaşatır, iç çatışmaları yaşatır arkadaşlar bu nazar size. Çok normal yani dedim ya çatlak patlak olacaktır bu e, nazara. E, burada S, 3 T harfleri olan bir kişiden gelecek olan A harfi var. Ee, herkes farklı bir fikir veriyor. Sonra siz artık eh yeter deyip es vermişsiniz. Ve ee, boşluktasınız ama bu boşluğu mesela işten çıkmışlık diyebiliriz. Sanki böyle oradan kopmak diyebiliriz. Bir ara vermek diyebiliriz bunun adına. Öyle diyeyim size. Ee, bunun dışında ee, çok güçlenmişsiniz. İki arka ayağınızla sanki bir at hayal edin. İki arka ayağıyla şahlanmış, kendini emin ve de kafasında nes yani net bir şekilde 3 rakamı var. Bak 3 rakamı 3 aydır 3 vadede üç bin üç TL 3 kişiye bilemedim. Kafanızda bir 3 rakamı net var. Şimdi kafanızda zaten biri var birini böyle burnunuzun ucuna tutuyorsunuz. Ya sen bana bunu yapacak son kişisin der gibisiniz. Birinden hesap soruyorsunuz. Ama onun da arkasından aldığı bir cesaret aldığı birisi var. İki kişi önce konuşacaksınız. Karşınız, sırtınızdaki evet hançerinizi görüyorum. burada darbe aldığınız kesin. Ama sonrası için ciddi bir ayaklanma durumu var. Böyle herkes hayatınızdan savmak isteme var burada. Araba almak niyetim vardı. Siz de gidiyorsunuz bir yerlere gitmek, oradan uzaklaşmak. Ya baştan savmak da var burada işte. Hani netice itibariyle başınızdan savmaya çalıştığınız bir kişiyle durumla karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. Hesaplaşma dürtüleri direkt direkt iki kişi burada kafa kafaya vermiş. Hadi boşanalım. Bırak bırak tek celse bırakıyorum. istifa ediyorum. Gidiyorum arkadaş. Yani burada netsiniz arkadaşlar. Şuradaki dert sonrasında bu bana ne der derdi gibisiniz. Yani maalesef yani Dertten pişmişlik var mı? Maalesef var. Ama şey hala altına süpürülen sıkıntılarınızı tek tek gündeme getirmek var. Bu iyi bir şey. Elinizde bir üç kişisiniz demiştim değil mi? <laughs> Elinizde bir ustalık var. Sizin bu iki kişisi te tebrik eder, takdir eder. Parayla bağlantılı bir iş başlama sürecinizdesiniz. Gel deyip burada bir iş netleştirme e, durumu var. E, kim kemoterapi görüyor? Bir kemoterapi görecek. Ha burada 10 güne kemoterapi, radyoterapi bir şey arkadaşlar. Bir e, hastalıkla ilgili görseli gördüm. Ya bunu görünce de kesin oluyor. O yüzden de e, birilerinin haberini alırsınız, duyarsınız. Ha temiz mi? Temiz ama var mı? Var yani. Bu bir süreç belki de bilmiyorum. şimdi bizim son yaramız oydu arkadaşlar. O yüzden Allah herkese şifa versin. Sizin kafanızda uçan alıya binip bu güçlü halinizi şuradaki ahaliye sunup derhal gitmek istemek var. Hmm. Ayağınızın, sağ ayağınızın sağ bilekte bir ağrı var. Hmm. Aa, acaba bu yüzden mi kemoterapi, radyoterapi bir şey var ya? Sağ bileklere dikkat arkadaşlar. Çünkü güçlüsünüz burada baktığımda. Uçan alıya binip şu evreyi aşayım da artık şunlarla mücadele edin diyor. Ninja Kaplumbağaların filminde kaplumbağa arkasını alıyor ya. Sırtını hani böyle hani kaplumbağa yerleden ama sırtlandığında evi sırtında ayakta duran bir ninja kaplumbağa var. Siz birisini arkanızda net bırakacaksınız. Boşanma olur, ayrılma olur. Veda olur bilemem. Ama Kasım ayının sonuna kadar Oy, soru işareti var. Bayağı gelecek diyecek ki sen beni bıraktın da ne akla ha, hizmet. Nasıl yani? Bayağı soruşturma var burada. Bu da şey gibi ama sen bana yıllar öncesinde 2 lira vermemiş miydin? Ne bileyim ben bu sabah kahvaltıda ne yedim? <laughs> hani anlatabildim mi enerjiye? Gerçekten o. Soru işareti var ama ne yedim bilmem ki. Anlamsız çıkık burunlu dedim ya o kişi yapıyor. Bir kadın yapıyor bunu. Bak nasıl da iş, işte oturuyor ya. Gittikçe oturuyor görseller. Sizin sağ kanadınızda eşiniz, sol kanadınızda evladınız oldukça. Ben de bu amcayla bu baba var oldukça. İşte ben bu görevle bu kafayla ben öyle güçlüyüm ki siz burada Hulk gibi gücünüzü aileden beslendiğiniz bir döngü. Yani kalkıp birileri size soruşturma açacaksa da sizin aileniz öyle şahit ki ya da sizi öyle bir destekleyecek ki siz aileden besleneceksiniz. Kasım sonundaki mücadeleniz aile bağlarınızın kuvvetlenmesine çıkacak. Bu da çekirdek aile olarak görüyorum ama hani amcanın karısının çocuğunun tombalayla çok iyi görüşeceksin demiyorum. Siz ağır ilerleyen bir süreci Kasım sonunda sonlandırmak isteyeceksiniz. Bakın şimdi e, bu sizin ayna dediğim kısımda var olan nazarla bu sizin önümüzdeki süreçleri halletmenizde var olacak olan nazarla birbirlerine bağlantılı çıkmış. O yüzden ben diyorum ki size sizin hayatınız ay hani böyle okul çantasını <laughs> çocuğun sırtına verirsin. Hadi çocuğum iyi dersler ders okul bahçesinden gönderirsin öyle ya. Bakın siz birilerini mezun edeceksiniz hayatınızdan mezun etmek ne anlama gelir? Tabii ki de çıkartmakla alakalı ama e, çok net birilerini uğurluyorsunuz. Az önceki cümlemi tamamlayacağım tabii ki de. Buradaki nazar durumu sizin tutumunuzla alakalı. Bir başkası gider onun gırtlağını sıkar belki. Maddi vereceğiniz mücadeleleriniz elbette ki var. Ama haksızlığa uğradığınız noktaysa da ve bu bir mirassa da bu bir parayla alakalı bir mahkeme ise de sizin Kasım sonunda hayatınızda birçok noktayı netleştirmiş Olacaksınız siz. Netleştirmiş olacaksınız. Bir iki kişi bir iki kişi. Öyle de güzel konuşmalarınız anlaşmalarınız var ki. Aralık ayında siz zaten şöyle olacak. Heh, şimdi konuşun bakalım. <laughs> Heh, hadi bakalım. Konuşun gitsin şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Benim diyeceğim şey size şu. Hayatınızda ciddi anlamda eee yaptıklarımla konuşulmak istiyorum. Yapabilmemle ya da hani aldıklarımla, yediklerimle, içtiklerimle değil. Aa bak onu bunu yapmış, bak gitmiş bunları birleştirmiş. Gittim gördün mü bak bunu kurmuş. Düşüncelerinle var olmak istiyorum diyorsunuz. Şimdi her yerde sizi çift görmem de sizin beraberliğinizin olacağı anlamına gelir. Güzel başlangıçlarınız var. Değnek kası cesaretini toplayıp yapacaksın sen bu işi. Güzel de konuşulursun. Konuşula durun arkadaşlar. Varsınlar konuşsunlar diyeceksiniz zaten. Ha aşk var mı Buket Hanım ben bekar kalmak istiyorum. Güzel bir evren aralıkta olur. Keza bak ne demiştik bak bunu unuttum bile. Falı ben yaşıyorum arkadaşlar. Burada bir güneş var demiştik. Bu sizin kısmetiniz demiştik. Bak güneş de zaten birisiyle çok net bir şekilde öpüşür gibi kafa kafaya vermiş gibi yapıyorsun. O yüzden de senin burada hayatın evet biri var. Evet aşk var. Evet senin hayatında aralık itibariyle kafa kafaya verdiğin, aynı düşündüğün ya da aynı şeyleri yapmak hani burada güzel bir beraberliğin var. Nazarın da var. Bunu söylemiştim. Burada nazar olacak. Ama ben ne dedim size? Siz hayatınızda konuşulmak istediğiniz şey, başarılarınız, adımlarınız ya beni varsınlar böyle desinler ya bırak hani gibi arkadaşlar. Şöyle söylemek istiyorum size. Ailede bence dinozor yaşlılık göstergesi olarak değerlendirdiğimde bir yaşlılığınız var ki iki kişi arkasında. Ortada iki kişi var burada. Ee, bu, bu kişiler el tokalaşıyor ama bu ikili burada. Demek istediğim şu göstereyim. Şu ikisi bir bütün. Abi hanesi, anne, baba hanesi, kimse kim. E bu ikisi de bir bütün. Bu ikinci bir hane. E burası da bir bütün. Bu üçüncü hane. Siz üç hanelik bir yerdesiniz. Ayın 14'ünde anlaşma yapılacak diyor. Ve şu iki ortada kalan çift bu taraftakili bir anlaşma yapacak. Şimdi dinozor yaşlı taraf dediğim ve onu terk eden birisi var. Yani büyük olmaları doğru yaptığı anlamlarına gelmiyor sizin anla e nezdinizde. Yani amcanız bir ihanete uğramış. Uğratmış sizi. E, bunun için arada kalan diğer amcanız da artık sizinle bir anlaşma yapıyor. En büyük amcaya bay bay diyen biri biri var zaten. Yani e, dolayısıyla buradan benim alacağım sonuç sizin için söyleyebileceğim şey şudur. Siz Şubat ayında Haksızlık için ettiğiniz mücadele vardı ya, parasal anlamda da sizi şey yapacaktı. E, rahata erdirecekti diyelim. İşte bu rahata erdiğiniz noktada arkadaşlar şey var. E, karşı tarafın artık yaptıkları ayağın beyan ortada. Daha da onunla kimse iş yapmaz yani. O yüzden rahat olun ben size söyleyeyim. O yüzden rahat olun. Şimdi şöyle bir durum daha var burada. İş hayatınızdaki tertemiz giden oltayı gördünüz mü? Misler gibi. Misler gibi arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim şey şu. Gerçek anlamda oltaya attığınız ne var bilmiyorum. Buna yeni iş olarak dersek gayet önünüz açık. E burada da ailedeki haksızlık dediğiniz kim ne haksızlığı yaptı ise orada sizin hayatınızda artık tek kaldığını duyacaksınız. Devran döner yani dediğime geliyoruz işin özü. Aşk hayatınızda da A harfiyle beraber müthiş bir rahatlama, uyum ve güzel bir ilişki, güneş doğması. Aşkı buldum çok şükür. İkinci bağırımı yaşıyorum çok şükür. Dersiniz arkadaşlar söyleyeyim. Yani orada tek değilsiniz siz. Şimdi tabii ki de şunu da söylemek istiyorum. Bir kar seçelim bakalım. İşle alakalı. Bir erkekten gelen destek olur. Belki de ta kendinizsiniz zaten. Ee, güzel, keyfi yerinde. Ee, önü açık, bereketi bol. Yüreğinizdeki o işte amca, büyük amca örnekleri verdiğim kişi. Siz ikiniz anlaşırsınız. Diğer amca tek ekart edilir. Arada birisi tokalaşma var. Aradaki üçüncü hane dediğim, aradaki kalan sıkışan haneyle sizin anlaşmanızla büyük amca diye örnek verdiğim kişinin aslında şunu şöyle koyacağım bunu almayacağım çünkü aslında ekart edileceği var evlilikle ilgili bir güneş doğdu dedik <laughs> evlilikle ilgili bir güneş doğdu dedik evlilikle ilgili bir uyum var dedik evliliğiniz nasıl olur dediğinde karta bakın aşıklar kartı erkek aşık kadın sebat ediyor bu çiftin doğan bir güneşi var evlilere müjde sıkıntınız bitmiş hanenizde huzur var aşk zamanıdır zamanında emek verilmemiş ilişkiniz vardı işte dertli tasaydı bir türlü hani haydi artık emekli olduk hanım gezelim Türkiye'yi mi dersiniz gel şuraya gidelim buraya mı yapalım dersiniz güneşiniz doğmuş yolunuz açık daha ne diyeyim daha da bir şey demeyeyim çünkü bekar arkadaşlarım içinde yeni aşk demek oluyor zaten bu bu da böyle bilinsin ben sadece görebildim aktardım dinlediğiniz için teşekkür ederim bugünlük benden bu kadar öncelikle tamamen baş başa kaldığımızı düşündüğüm. Senin evindeyim, mutfağındayım da sanki sen benim mutfağıma dahil oldun. Şimdi biz beraber yüz yüzeyiz gibi hissettiğim alan oluyor bu sonundaki konuşmalarım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Varlığınıza, enerjinize, ruhunuza sağlık. sizlerden aldığım destek enerjisi bana tabii ki de devam ettirebiliyor bu yolu yürümeme. Bu sebepten dolayı şunu söylemek isterim size bugünkü derdinize derman olamamış olabilirim. Fiziken ve maddi olarak. Ama ruhen diyorum ki ne olur kendinizi, ruhunuzu yaralamayın. Ne olursunuz beddua ederek karşı tarafa ceza vereceğinizi sanarak kendinize boşu boşuna karma yaratmayın. Çünkü eninde sonunda eninde sonunda bir sürece yaşayacak göreceksiniz yaşattığı ne varsa aynısını yaşadığını sizler de şahit olacaksınız. O yüzden içinizi rahat tutun. Umudunuzu yitirmeyin. Kapılarınız kapanmış olabilir ama o kapılar açılacak. Şer mi hayır mı ancak yarın göreceğiz. O yüzden umudunuzu yitirmeyin. Kesinlikle sağlığınız yerindeyse hele bir de şükürler olsun. Bugünümüzü gördük. Allah hastalarımıza bol şifalar tez vakitte inşallah. O yüzden arkadaşlar umudunuzu yitirmediğiniz her yeni bir gün size kapılar açılacaktır. Bunu da inancınız tam olsun. Bugünlük benden bu kadar. Sen güçlüsün. Geçmişteki sıkıntıları da sen aştın. Bugün derdin nedir bilmiyorum ama onu da aşacaksın. Yaşa bekle ve gör diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar başta. Sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.